oralarda insan hakkı var. Oralarda vatandaşı giderlerini, gelirlerini Yunanistan'ın nasıl bir dış güçlere atıyorum Türkiye'ye karşı nasıl bir politika izlediği beni ilgilendirmiyor. Ama kendi iç meselesine karşı izlediği önemli. Sen şimdi benden köprüden geçerken 40-50 lira para alıp da özel otobantlardan benden bir çanta para alıp da özel otobanda benim arabam kalıp ben orada aç kaldıysam bununla tazminatı ödemek zorundasın. Anladın? Öderler mi size? Türkiye'de yok canım ödenir mi Türkiye'de? Türkiye'de yanlışlıkla alınan cezayı bile geri ödemiyorlar. Yoksa sana alınan şeyi öder mi? Bize ödemezler. Üstüne de bizden para alırlar. Bakın böyle ödeme varsa o zaman Cumhurbaşkanı bizden aldıklarını geri ödesin. Büyükşehir Belediyesi onlar ödemesini yapsın. Türkiye'de öyle bir şey olması mümkün değil gibi geliyor bana. Ya sahip olmadılar. Ne tazminatı? Adam havaalanında mahsur kaldı. 25 bin kişi. Nasıl verecek? Verir mi? Abi şimdi euro deme çünkü hani orada birim olarak bak. 2000 TL burada versene vermesene. Orada ama 2000 euro her şeyi alabilirsin abi. Orada ev 500 euro kiran var yani. Bilemem ne kadar ama yani her topu öyledir. Burada karda yolda kalanlara para verilir mi sizce yoksa? Abi devlet gitsin önce bir yerlere bir şey yapsın abi en azından. Borcunu falan ödesin ya. Abi daha çok alıyor zincir takmadığı zaman ceza bile yazıyor. Biraz hayal. Hayal. Olay iyiydi ama hayal. Olmaz. Zannetmiyorum. Zor öyle bir imkan yok çünkü. Bütçe yok. Yani olsa da iyiydi, yok. Bizde, hayır canım olur mu? Bizde düşünün. İnsanların araçlarını çekiyorlar. Bir de ceza yazacaklar. İnsanlar bir de para ödeyecek. Ne yapsın ya insan? Donsun mu arabada? E5'in ortasında kışta karda kalmış. Donsun mu adam? Ne yapsın? Diyelim 2 telli de arabası bırakmış. Adam avcılarda. Yürüyerek ya da nasıl gidecek o karda arabasını almaya? Araça açılırsa E5'te belki gidenler olmuştur ama o dolmuşlarla bilmem vesaitlerle hani gidemeyen insanlar olmuş. Sen buna ceza yazamazsın bir kere. Çekip yedemine çekip de buna ceza yazamazsın. Bari onu yapmayın yani. Şu an gücümüz ona yeteceğini ben sanmıyorum. Boşa da yani tazminat isteyeyim falan diye bir derdim de yok. Ama görevliler görevini yapsaydı keşke. Vatandaşımız bu durumda olmasaydı. O tazminat o soğukta çektim 2000 değil 12 bin euro verse beni tatmin etmezdi yani orada çektiğim rezillik. Yürüyerek gelmem maalesef. Öyle bir şey mümkün mü ya? Hükümet çöker ya böyle bir şey 2000 lira verecek. Nerede 2000 euro? Bırak 2000 lira 100 lira vermez. Abi bana ne desin yani ne alakası var desin. Adam tırla gitmiş kalmış. Çıkmasaydın kardeş. Abi ben şaşırdım ya böyle bir şey gördüm. Yunanistan'da 2000'şer 1000 euro para. Vallahi şaşırdım yani. Şimdi Mağdur olan vatandaşlara. Türkiye'de bunu ben bir görsem var ya, yani hayalimde değil, rüyamda görsem dersin ki insana şaka yapıyorsun kardeşim sen bana 2000 euro veremezsin, mümkün değil öyle bir şey değil. Ya bizden ne ederler, bizden alırlar ya, yaparlar o emekli paramızı elimize alsınlar ya. Nerede alıyor, bize yapıyorlar ya, nerede yapıyorlar? Yani hakikaten iyi bir değil, Türkiye'nin durumu bu şekil değil ya. 40 sene, 50 sene bundan evvel daha iyiydi ya. Adamın karamanı alın mutluydu. Şimdi adam hiç mutlu değil ya. Huzursuz.